bilgi ya da diploma açısından yeterli değildir. Onunla birlikte en az İmam Hatip Lisesi'ni bitirmeleri de gerekiyor. Hatta bizim hedefimiz inşallah yakın gelecekte her mihrapta görev yapan arkadaşlarımız 4 yıllık fakülte mezunu olsun istiyoruz. Ayrıca Ulu Camiler'de, Selahattin Camilerinde görev yapan arkadaşlarımız da en az master veya doktora yapan bir veya iki yabancı dil bilen arkadaşlarımız olsun istiyoruz dedi. Şimdi hemen Ankara stüdyolarımıza dönüyoruz. Ankara'nın yoğun gündemini Ankara temsilcimiz Sayın Taki Doğan aktaracak. Taki Doğan, sözü size bırakıyoruz. Evet, Ankara yoğun. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da gerçekten çok yoğun. Orta Avrupa gezisini bitirdikten sonra hemen 5 saat süren bir bakanlar kurulu toplantısı. Dün 4,5 saat süren 4. yargı paketiyle ilgili bir toplantı ve bugün de Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı. Arka arkaya büyük yoğunluklar var tabii. Hatay'da meydana gelen patlama, bunun yanı sıra Suriye ile olan ilişkiler, İmralı 4. yargı paketi, anayasa değişikliği ve bu Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı da sürüyor. Biraz önce izledik. Bu sırada engellilerle bir araya geldi. Engelli yurttaşlarımızla, vatandaşlarımızla. Dolayısıyla gerçekten yoğun bir dönem geçiriyor Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları. Dördüncü yargı paketinden söz etmiştik. Dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Üstünde briefing verildi ve dördüncü yargı paketi bugün Bakanlar Kurulu'nun imzasına açıldı. Ve beklenen paket oluşmuş oldu. Tabii ki imzalanacak. Bu arada Batı Çalışma Grubu'yla ilgili olarak 11. dalgaydı. Savcı, Başsavcı Sayın Mustafa Bilgin'in soruşturması ve bununla ilgili de 5 general, ki bunlardan biri Orhan Yöney dönemin ordu komutanı, diğeri Korgeneral Köksal Karabay dönemin harekat dairesi başkanıydı. Daha sonra 2. Kolordu Komutanlığı'na tayini çıktı ve Orgenerallik sırası gelmişti. Uzadı. Hatta ikinci uzatmaya kaldı ve ikinci uzatmaya kalınca da istifa ederek ordudan ayrıldı. Tüm General Ersin Yılmaz'la birlikte bu üç general sabah saatlerinde Savcı Mustafa Bilgin'in daveti üzerine geldi ve İstanbul'dan da dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Alpkaya ve Kor Amiral Altaç Atılgan da 11. dalga kapsamında davet edildi ve akşama kadar süren soruşturma sonucunda merakla bekleniyordu. İfadeler alınıp serbest mi bırakılacak yoksa tutuklanma isteğiyle mahkemeye mi sevk edilecek diye Sayın Savcı Bilgili tutuklanma isteğiyle bu 5 generalin mahkemeye sevk edilmesi kararını da açıklamış oldu. Günlerdir üstünde konuşuyoruz. İmralı ile ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün çok net konuştu. Daha hafta sonunda zaman var dedi. Bugün, bu hafta veya gelecek hafta içinde İmralı'ya gidecek olan kişiler açıklanır. Sayın Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e de bu konuyla ilgili henüz bir müracaat yapılmadı. Ancak iki veya üç kişi diyerek bu görüşmede üç kişinin ziyarete girebileceği de açıklanmış oldu. Yalnız bugün Barış ve Demokrasi Partisi'nden bir açıklama gelerek milletvekilleri arasında herhangi bir ayrım yapılmayacağı açıklaması geldi. Ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bununla ilgili bizim kriterlerimiz var diyerek bunu bir daha hatırlattı ve bunu ortaya koydu. Barış ve Demokrasi Partisi de milletvekilleri arasında herhangi bir ayrımcılık içinde olamayacaklarını ifade etti. Çin gezisini tamamlayan dönen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısı konuşmasından sonra bugün de İngiltere İşçi Partisi'nin davetlisi olarak İngiltere'ye gitti. Yanında eski Dışişleri Müsteşarı Milletvekili Faruk Loğlu, Şafak Pavey ve Sezgin Tarukulu eşlik edecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu İngiltere gezisine. Aynı zamanda da Avrupa Birliği Bakanı Sayın Egemen Bağış'ın da İngiltere'de olduğunu ifade edelim ve söyleyelim. Tabii Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ettiğini söylemiştik. Biraz önce haberlerde dinledik. Bunu şöyle açmak istiyorum. Son çıkan yasadan yararlanarak
kişisel başvurularında bulundular ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak için iç hukuk yollarının tükenmesi gerekiyor. Böyle bir iddiayla, sanki iç hukuk yollarının tükendiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Bu iki dönemin generali, bunu da ifade edelim. Kamuda başörtüsü serbestliğiyle ilgili olarak AK Parti'nin ve Barış ve Demokrasi Partisi'nin anlaştığını ifade etmiştik. Fikir birliğine vardığını ifade etmiştik geçtiğimiz günlerde. Bununla ilgili de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a görevlendirdi ve Avrupa Birliği ülkeleri içindeki durumun nasıl olduğu yolunda bir rapor istedi kendisinden. Bu arada 8 milyona yakın da imza toplanmıştı memurlar tarafından. Memur olmayan kişilerden de, yani küçük bir referandum yaptı memur sen kendi arasında. Egemen Bağış bu konuyla ilgili bir rapor düzenleyecek ve başbakanı sunacak. Bilindiği gibi sadece Türkiye ve Fransa'da memurların, kamu görevlilerinin başörtüsü yasağı olduğu biliniyor. Almanya'da sadece devlet okulunda bu yasak varmış. Hollanda'da ise polis ve yargıçlara böyle bir engelleme var. Belçika'da ise bilindiği gibi peçe ve burka yasağı var. Bu da ilk Egemen Bağış'ın çalışmasıyla ilgili olarak ilk verdiği bilgiler. Tabii engelliler bugün çok sevinçliler. Bununla ilgili bir program da yapacağız. 8 bine yakın engelliye kamuda görev verilmesi, iş sahasının açılması, şu an 27 bine yakın engelli bilindiği gibi kamuda görevlendiriliyor. Öğretmenlere bu müjde verildi. Şehit, gazi, 65 yaş üstü, engelli ve tam engelli, yani ağır engelli ismini verdiğimiz insanların anne, baba ve çocuklarına bazı haklar tanındı. Bu da demir yolları, deniz yolları ve o şehir içindeki belediye otobüslerinde seyahat etme imkanı çocuklarına da verilmiş oldu. Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği süreciyle ilgili olarak gerek Orta Avrupa'da, gerek Türkiye'de, gerekse Avrupa Birliği ülkelerin büyükelçileriyle yaptığı toplantıdaki konuşmaları Avrupa basınında fevkalade detaylı olarak yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, meslektaşımız, iletişim profesörü, hocası, gerçekten basın toplantıları çok keyifli geçiyor. Nitekim bugünkü basın toplantısında da gayet güzel espriler yaptı. Çok önemli fizik, kimya, biyoloji gibi bazı derslerin artık çok sadeleştireceği yolunda bir bilgi verdi. Gerçekten de Milli Eğitim'de Üstad Hasan Pulur'un neden liseyi bitirmekte zorlandığı yolunda, işte atmacanın kafa kestirdiğini veya sindirim sistemini, dolaşım sistemini bilemediği yolunda bir ifadesi vardı. Papa seçimiyle ilgili süreçte Ankara'da yakından takip ediliyor ve izleniyor. Böyle bir yoğun gündem geçirildi. Bu arada haç başvuruları bilindiği gibi 22 Şubat'ta sona eriyor. 70 bin kişilik bir kontenjan var. 500 kişilik de şehit aileleriyle ilgili bir kontenjan var. Müftülüklerde veya internet kanalıyla haç başvuruları yapılacak. 2 milyona yakın başvuru olduğunu hatırlatalım. Ancak 22 Şubat'a kadar da başvurular kabul edilecek. Çok teşekkür ediyoruz bugünkü değerlendirmeleriniz için. Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda bir gardiyanla mahkum arasında yaşanan tartışmanın diğer koğuşlara sıçraması üzerine olaylar çıktı. Bazı mahkumlar koğuşları yaktı. Olayların ardından cezaevine gelerek tutuklularla görüşen Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Kaya, mahkumları ikna edince olaylar yatıştı. Hakkari'nin Kıran Mahallesi'ndeki Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda dün akşam saatlerinde bir gardiyan ile mahkum arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ve diğer koğuşlara sıçramasıyla cezaevine çok sayıda asker, polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Bu arada cezaevinden alevler yükseldi. Olayların başladığını öğrenen 50'ye yakın tutuklu ve hükümlü yakını da cezaevi önünde yakınlarından haber almaya çalıştı. Başsavcı koğuş sorumlularıyla görüştüğünü, herhangi şu an bir sıkıntının olmadığını, ailelere de bu noktada bilgi vermemizi istediler. Bize dışarıda bekleyeceğimizi, detaylı bilgi almadan gitmeyeceğimizi söyledik.
şu an itibariyle biz de bekleyeceğiz bakalım. İçeri giremedim. Yani içeriyim, birazdan gireceğiz büyük ihtimalle. Tutukluların darp ettiği memur Gürsel Yılmaz ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Bazı koğuşlarda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olaylar sırasında yaralanan bir gardiyan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayların ardından cezaevine gelerek tutuklularla görüşen Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Kaya, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada tutuklularla yapılan görüşmenin ardından olayların kontrol altına alındığını, şu an için herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını belirtti. Yakınların sağlık durumundan endişe eden ve cezaevi önünde toplanan bazı tutuklu aileleri ise olayların kontrol altına alındığı bilgisi üzerine cezaevinden ayrıldı. İstanbul'da kayboluşunun 12. gününde can kurtarandaki sur kalıntıları içinde cesedi bulunan Amerikalı fotoğrafçı Sarra Isyara'nın katil zanlısı olarak polis bir kağıt toplayıcısının peşine düştü. Polis cinayetin bir numaralı zanlısı olarak her yerde o kağıt toplayıcısını arıyor. Polis MOBESE kameralarını tek tek inceledi ve kağıt toplayıcısının peşine düştü. İstanbul'da kaybolan ve 2 Şubat günü can kurtaranda surların içinde cesedi bulunan Amerikalı Sarra Isyara ile ilgili polis önemli ipuçları elde etti. Hadi benim, lütfen aşağı. Polisin ifadesine başvurduğu madde bağımlısı ve evsiz sayısı 23'e ulaşırken 53 kişiden DNA testi için kan ve doku örneği alındı. Saray'ın cesedinin bulunduğu yere gelip gidenlerin tüm listesini çıkartan polis, Z isimli bir kişinin aynı bölgede kağıt topladığını belirledi. Şüpheli Z'nin cinayetin ardından kayıplara karıştığı belirlendi. Polis, eşkıyalı tespit edilen kağıt toplayıcısının Sarra Isyara'ya önce gasp ettiği, ardından tecavüze yeltendiği ancak kadının direnmesi üzerine cinayeti gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde duruyor. Sarra cinayetinde bir numaralı şüpheli olarak aranan kağıt toplayıcısı 46 yaşındaki Z'nin Sarra'nın kaybolduğu gün üzeri toprak ve çamurlu halde görüldüğü, sonradan surlardan düştüm dediği öğrenildi. İstanbul Şişli'de bir ilkokulda sabah saatlerinde çıkan yangın büyük panik yarattı. Yangın küçük çaptaydı ama hem öğrenciler hem de veliler büyük korku yaşadı. İlk ders zili henüz çalmıştı ki bodrum katından dumanlar yükselmeye başladı. İstanbul Şişli'de bulunan Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'nda çıkan yangın büyük panik yaratırken okul personeli vakit kaybetmeden durumu itfaiye bildirdi. Okula Şişli, Mecidiyeköy ve Seyrantepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerine gerek kalmadan okul personeli tarafından söndürüldü. Kablomuz aşağıda, güç kaynağı var bu bilgisayarları besleyen. Orada bir kablomuz zarar gördü, onu söndürdü. Yangın küçük çapta olmasına rağmen öğrenciler büyük panik ve korku yaşadı. Öğrencilerden özellikle yaşları daha küçük olanlar korkudan ağladı. Her duruma karşı itfaiyeyi çağırdık, hallettik yani. Olanları endişeyle izleyen öğrencileri okula gelen velileriyle öğretmenleri sakinleştirdi. Okula gelen bazı veliler de çocuklarını alarak evlerinin yolunu tuttu. Bir şey olmasın. Yani döndük, son anda döndük diyoruz büyük bir şeyden. Evet, hepimize geçmiş olsun diyoruz. Olay hakkında bilgi veren okul müdürü, yangının okulun güç kaynağındaki kablolardan kaynaklandığını ve kısa sürede söndürüldüğünü belirtirken, eğitimi ara vermeden devam edileceğinin altını çizdi.